Sevgili seyirciler, bültenimize Denizli ilimizle başlayacağız. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, parti sözcüsü Yavuz Ağar Alioğlu Denizli'ye geldi. Bir dizi ziyaretlerde bulunan Ağar Alioğlu partileriyle buluştu. Gündeminde ekonomi vardı. Toplantıda sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, parti sözcüsü Yavuz Ağar Alioğlu Denizli'deydi. Bir dizi ziyaretlerde bulundu, partileriyle Denizli Esnaf Sarayı'nda buluştu. Türkiye ekonomisi, sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Ağar Alioğlu toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla biz bir bayrak yarışı gibi düşünürse milletimiz, bu bayrak yarışına hizmet etmek anlamında teslim almak gayretindeyiz. Allah kerimdir, mücadelemiz 82 milyonu bir ve beraber edecek. Karnı tok, başı dik insanların yurdu haline getirmeye çalışacağız. Evvelen yapılan hayırlı işlerin hepsine devam edeceğiz. Eksik olan her işin yerine doğrularını yapıp memleketimizi sarıp sarmalayacağız. Çerçevesi bu. Hususi olarak bir memleket gündemimiz var. Memleketin çok ciddi bir faiz yükü altında olduğunu görüyoruz. Bugün 2020 bütçesini konuşuyoruz. Konuşmaya başladık komisyonlarda. 2020 devlet bütçesinde 138 milyar. Yani bunun ne kadar büyük bir para olduğunu şuradan anlasın milletimiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesinden daha büyük bir rakamı faize ödüyoruz. Ekonomisi faiz bataklığına saplanmış. Çocukları, gençleri işsizlikten, memleketten ümidi kesmiş. Beyin göçü oranlarımız dayanılmaz hadlere varmış. 40-50 yıllık firmalarımız batmanın arifesine gelmiş. Köklü bütün firmaların batmak, kapatmak ya da iş yavaşlatmak gibi bir takım mecburiyetlerle karşı karşıya olduğu yerde memleketin kısır çekişmeler içinde tepinmesine, siyasi çekişmeyi, münazarayı siyasi kavgaya, millet huzursuzluğuna dönüştürmeye heves edenlerin hilafına biz memleket dertlerini konuşacağız. Sadece husus olarak Denizli değil, Denizli önemli bir merkez. Genel Başkan Yardımcısı erken seçim hakkındaki düşüncelerini de paylaştı. Rüzgâra çıkıyoruz aslında. Erken seçimle ilgili hususi hiçbir gündemimiz yok bizim. Yani memleketin geçim derdi varken seçim diyenin akıbeti, siyasi akıbeti ziyana uğrar. Yani bunca seçim gailesinin arasında bir de seçim popülizmini kaldıramaz bu Türk ekonomisi. Ama bazen muhalefetin murad ettiği şey şöyle oluyor. Bu ekonomik zorluk, bu ekonomiyi yönetememek, bu ekonomiyi sadece rakamlar üzerinden açıklayarak rahatlığa taşıma hevesleri memleketi yönetilemez hale getirebilir diye muhalefetin bazı endişeli cümleleri var. Ama çok kısa zaman içerisinde çok seçim atlattık. Bu seçim sürecinin sebep olduğu popülizm ekonominin üstüne çok ciddi yük olur. Memleketin derdine derman olmak lazım. Memleketin bence derdi seçim değil, geçim. İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Akgün de toplantıda konuşma gerçekleştirdi. Partililer toplantıyı ilgiyle izledi. Evet, Denizli'nin ardından Aydın'la devam edelim sevgili seyirciler. AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, nöbetçi milletvekili olarak il binasına gelen Aydın halkını dinledi. AK Parti'de nöbetçi milletvekili uygulaması devam ediyor. AK Parti Aydın Milletvekilleri Rıza Pozacı ve Metin Yavuz'un ardından AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş da AK Parti Aydın İl Teşkilatı'na gelen vatandaşların istek, sorun, öneri ve taleplerini dinledi. Ege TV'ye yaptığı açıklamada ilçe ziyaretlerinde bir araya geldiğimiz vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyorduk. Bu uygulamayla birlikte herkesin bize ulaşmasını sağlamayı hedefledik dedi. Balatlı gençlerin değerli izleyiciler, bu teşekkürle ilgili tabii ki memnuniyeti var. Tarım kenti olan Aydın'da üretilen bu bereketli topraklarda yetişen ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması, muhafaza edilmesi noktasında bir şirket kuruyoruz. Biz bu uygulamayı yeni başlattık. Daha önce çarşıda, pazarda vatandaşımız ilçelere gittiğimizde, İlçe teşkilatlarına uğradığımızda orada görüşmeler zaten vatandaşımız taleplerini bize aktarıyordu. Veya Ankara'ya gelip bizzat makamımızda bize taleplerini iletiyorlardı. Biz artık şu anda 4 milletvekili il teşkilatımızla birlikte nöbetçi vekillik uygulamasını başlattık. 1.30'da buraya geldik. 1.30'dan bu yana saat 13.30'dan bu yana burada vatandaşımızla konuşuyoruz. Tabii teker teker vatandaşımızı dinliyoruz. Zaman ayırıyoruz. Onları anlamaya çalışıyoruz. Taleplerini anlıyoruz. Tabii vatandaş talebini söylüyor. Hemen talebinin belki karşılanamayacağını da pek bilse de vatandaşın dinlenmesi vatandaşı mutlu ediyor. Bizler de elimizden geldiğince vatandaşımızın derdine derman olmak adına
bunun mücadelesini veriyoruz. Tabii genel anlamda iş konusunda talepler var. Tayin talepleri var. Hep söylüyorum, konuşmalarında söylüyorum Yılmaz Bey. Biz ilimizin istihdam kapasitesini arttırabilmek adına bizim üretmemiz gerekiyor. Yani biz ne yapıyoruz şu anda? Tarlada üretiyoruz ama tarlada ürettiğimizi bizim fabrikaya taşımamız lazım. Fabrikada bu ürünleri işlememiz lazım. Bunları paketlememiz lazım. Katma değer yaratmamız lazım. Markalı ürünler haline getirmemiz lazım. Ve ardından bunu pazarlamamız, dış pazarlara satmamız. Biz ancak bu şekilde ilimizin üretim kapasitesini yukarı çıkartabiliriz. İlimizin istihdam kapasitesini yukarı çıkartabiliriz. AK Parti Adliye Teşkilat Binası saat 13.30 ve 18.15 arasında vatandaşları konuk etti. Savaş İl Başkanlığımızla hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hemşehrilerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde taleplere destek olmaya, vatandaşların sorunlarına çözüm üretmeye çalıştık ifadelerini kullandı. Bu tip taleplerde azalır. İşte bunun mücadelesini veriyoruz. Elbette bu tip talepler olacak ama bunlar önümüzdeki dönemde azalacaktır. Ben öyle inanıyorum. Çünkü biz o çabalarımızın sonuçlarını yavaş yavaş almaya başladık. İşte Sera organize, Sera bölgesi diyoruz. Son aşamaya geldi. Bu ayrıca ilimizin hem üretim kapasitesini hem de istihdam kapasitesini artıracak. Diğer taraftan Aydın Serbest Bölge. Aynı şekilde o da ilimizin üretim kapasitesini, istihdam kapasitesini artıracak. Sevgili seyirciler, Merkez Efendi Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü kapsamında bir program düzenledi. Kadına karşı şiddeti önleme günü. Tabii yaşadığımız son zamanlardaki yaşadığımız üzücü olaylar kadına karşı şiddetin artmasıyla birlikte bir farkındalık yaratmak istiyoruz Merkez Efendi Belediyesi olarak. Tabii özellikle de kadın başkan olarak ve en çok kadın meclis üyesine sahip bir belediye olarak. Merkez Efendi Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü kapsamında program düzenledi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve belediye çalışanı kadınlar şiddetin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu vurguladı. Tabii sizler de kamuoyundan yakından takip ediyorsunuz. İlimizde de bir kadın cinayeti işlendi. Süreci yakından takip ediyoruz Merkez Efendi Belediyesi olarak. Tabii maalesef ülkemizde kadına karşı şiddet, kadına karşı cinayetler fiziken olduktan sonra müdahale ediliyor. Bu çözüm değil. Bunun için caydırıcı önlemlerin alınmasıyla birlikte de tedbirlerin arttırılması gerekiyor. Aynı zamanda bir hukukçu olarak kadına karşı yapılan fiziksel şiddetin, cinayetlerin, sözlü şiddetin, manevi şiddete karşı hukuki yaptırımların en ağır şekilde uygulanması lazım. Maalesef kadın şiddete uğradığı zaman koruma kararı istiyor. Ya karakola gidiyor ya savcılığa gidiyor. Koruma kararları çok geç çıkıyor. 17 yılda kadının yürüyüşüne, oturmasına, kalkmasına, kaç çocuk doğuracağına çalışan iktidar tarafından kadın adeta itibarsızlaştırılıyor. Bu anlamda bir kadın başkan olarak sonuna kadar mücadeleci olacağım ve bu mücadeleyi de sonuna kadar devam ettireceğim. Merkez Efendi Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen farkındalık eyleminde ilçenin dört bir yanında farkındalık duvarları oluşturuldu. Belediye binası, Merkez Efendi Kültür Merkezi, Engelsiz Yaşam Akademisi ve Merkez Kütüphane'de kurulan farkındalık duvarlarında şiddet mağduru kadınlarda dilek ve temennilerini belirten mektuplar yazdı. Aynı zamanda vekillerimizin aracılığıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadına karşı uygulanan fiziksel şiddetin cezalarının arttırılması yönünde de önergelerimiz olacak. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gülzar Biçer Karaca ile bu konuyu konuşuyoruz. Tabii sadece bu da değil, son zamanlarda nafaka ile ilgili de gelişmeler oluyor. Kadının boşanma sırasındaki tek güvencesi olan nafakanın iktidar tarafından kaldırılması söz konusu. Bunun da tamamen karşısındayız. Zaten kadın orada son bir çırpınışla çocukların geçimini sağlamak üzere eşinden ayrılarak bir mağduriyet yaşıyor. Kadın yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü kapsamında yazılan notlar daha sonra Kültür Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla andaç haline getirilecek. Sevgili seyirciler, kadına yönelik şiddet ulusal ve uluslararası bütün gelişmelere rağmen coğrafi, sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın bütün dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görülen evrensel bir sorun olmaya devam ediyor. Maalesef gerçekleşmek zorunda kaldık.
Umarım işlerin son bulduğu günlere doğru ilerleyebiliriz. 25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı mücadele eden 3 kız kardeş Patria, Minerva, Maria Mirabel'in cesetleri bir uçurumun dibinde bulundu. Mirabel kardeşlerin tecavüz edilerek vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı ve onlar diktatörlüğe karşı mücadelenin sembolü oldu. 1981'de Dominik'te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı'nda 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve uluslararası dayanışma günü olarak kabul edildi. Daha sonra 1985 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için uluslararası mücadele günü ilan edildi. Öncelikle buradaki bütün katılımcılara tek bir soru sormak istiyorum. Kadın erkek hiç fark etmiyor. Hiç şiddet görmedim, hiç şiddet göstermedim diyebilen var mı aranızda? Buyurun, sizi davet edebilir miyim küçük bir konuşma için? Nasıl bir duygu? Ben çok merak ediyorum. Konuşmak istemiyorsanız. Tamam, teşekkür ederim yine de bu cesaretiniz için. En azından şiddet görmeyen bir kişi var aramızda. Ben 35 yaşındayım. Doğduğum günden bu yana şiddet gördüm. Şimdi çok şaşıracaksınız. Devletin polisi şiddet gördüyse biz ne yapalım? Benim ilk şiddetim doğduğum gün başladı. Nasıl diyeceksiniz? Üçüncü kız kardeş olarak dünyaya geldim. Ailem değil ama çevremde keşke erkek olsaydım diyerek söylemler söz konusu oldu. Olmuş yani, bana anlatıyorlar. İşte keşke erkek olsaydı, işte Gazanfer Hoca'nın bir tane de oğlu olsaydı falan tarzında söylenince insan ister istemez şiddete uğramış oluyor. Bir psikolojik şiddet ister istemez. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ve kadına acil destek uygulaması bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı açılış konuşmasını Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Bade Ceviz yaptı. Bade Ceviz, kadına yönelik şiddet olaylarına karşı kadınların hangi haklara sahip olduğunu yeterince bilmediğini dile getirdi. Ceviz bu konuda çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. İstemli bir şekilde tehdit yoluyla ya da bizzat kişinin kendisine, diğer bir kişiye, bir gruba ya da topluma yönelik olarak yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişme bozukluğu veya gelişmede. Yani size söylenmiş olan, çok affedersiniz, gerizekalı sözü bile bir psikolojik şiddettir. Söke Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve kadınlar da katıldı. Gibi durumlar. Yani sosyal medya üzerinden ihbar otomasyon programı sistemi. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim ve Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Cumhuriyet Halk Partili Mert Öreroğlu, delege seçimi sürecinde adaylıktan çekilen iki adayın kendilerine hedef alan açıklamalarına basın toplantısında cevap verdi. Biliyorsunuz şu anda Cumhuriyet Halk Partisi kongre döneminde. Kongre döneminde de delege seçimleri yapılıyor. Tabii Nazilli'de başlarken 3 adaydık biliyorsunuz. Sarı listeyi temsilen Hakan Şensan, mavi listeyi temsilen Ali Deveci vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli'deki delege seçimlerinde sarı liste adayı Hakan Şensan'la mavi liste adayı Ali Deveci'nin seçimlerinden çekilmelerinin ardından yaptıkları açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli İlçe Başkanı ve beyaz liste adayı Serkan Sevim'le Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Cumhuriyet Halk Partili Mert Öreroğlu eleştirilere basın toplantısında cevap verdiler. Bugünkü seçime bütün seçmenler katılmış olsaydı biz %50'yi geçmiş oluyorduk arkadaşlar. Genelde katılım %60, %70 dolaylarında olduğunu düşünürsek bugün de bu arkadaşlar seçime girmiş olsalardı bizimle yaklaşık %70 oyla biz bugünkü sandıkları beyaza boyamış olacaktık. Tabii bu arkadaşları anlıyorum. Böyle bir şeyi, bir de deneyimli siyasetçi bunlar. Yıllardır da kongreye giriyorlar. Sahadan gelecek veriyi iyi okuyorlar. Dün aldıkları, özellikle Zafer Mahallesi'nde çok güçlü oldukları bir yer, Karaçay Mahallesi çok güçlü oldukları bir yer, bu mahallelerden almış oldukları sonuç gerçekten onları bu kararı almaya itti. Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli İlçe binasında gerçekleşen basın toplantısında konuşan Serkan Sevim, yenilmek de bir erdemdir. Bu bir bayrak yarışıdır. Beyaz liste standına geldiklerini, kendilerini kucaklayan kocaman bir beyaz liste ailesi, CHP ailesi vardır dedi. Artık Cumhuriyet Halk Partisi değişim istiyor. Artık umutlanmak istiyor. İktidar için mücadele edecek ekiplerin önünün açılmasını istiyor. Tabanın sesini mutlaka dinlenmesi gerektiğini bugünkü seçim sonuçlarında gördük. Bu arkadaşlarımız gerçekten çok fazla eleştirmeyeceğim. Kendi tercihleridir. Ama sadece siyasi ahlak çekilirken bile
parti içerisinde yarışanların gene partili olduğunu düşünerek doğru bir şekilde çekilmelerini beklerdik. Ama onlar bu şekilde yapmadılar. Giderken de bir işgalci kuvvet mantığında giderken de yakıp yıkarak gittiler. Çünkü işgalci kuvvetler işgal ettikleri yerleri tüm kaynaklarını, insan kaynaklarını, doğal kaynaklarını, her türlü duygusal, psikolojik kaynaklarını sömürerek giderler. Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu da son seçimlerden başarıyla çıkan Serkan Sevim ve ekibinin yanında olma kararı aldığını ve tarafını belli ettikten sonra bazı çevreler tarafından eleştirildiğini ifade etti. Her ne kadar bu zihniyet, kendisini mavi liste bileşenleri olarak tanımlayan bu zihniyet, bizler siyaseti değerler için değil, siyaseti değerlerimizle, ilkelerimizle yaparız, kendimiz için yapmayız demelerine rağmen, dün adaylıktan çekildikleri basın açıklamasında gördük ki, siyasi değerler, siyasi etik bu kadar basit değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80'den sonra kurulduğu ilk dönemdeki nüveleri olan SODEP'ten gelen, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den gelen, arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev ifade etmiş olan bir ilçe başkanının oğluyum. Pamukkale Belediyesi ekonomik tasarruflarıyla dikkat çekmeye devam ediyor sevgili seyirciler. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki göreve geldiği günden bu yana ilçe halkına en iyi hizmeti sunarken ekonomik tasarruf yapmayı da ihmal etmiyor. Pamukkale Belediyesi ekonomik anlamda önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığının 12 Ekim 2018 tarihli genelgesinde belirttiği üzere kamu yatırım harcamalarında azami düzeyde tasarruf edilmesi yönündeki genelge çerçevesinde Pamukkale Belediyesi tasarruf için çalışma yaptı. Ben hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah nice hizmetlere başlangıç eylesin bunu. Göreve geldiğimizde arkadaşlarımıza dedim ki bu süpürme niye bu kadar kısa çalışıyor? Dediler ki bu çok çalışırsa yanar. Dedim yanmaz arkadaşlar. Bunu dizayn eden, tasarlayan mühendisi bunu 24 saat çalışsın diye yaptı. Dedim çalıştırın bunu. Yandı. Dediler adamlar yanar diye. Biz inanmadık. Tabii yandı. Ondan sonra biz tabii ki bu şehri yani milletimize bir söz verdik. Cumhurbaşkanımızın talimatı Ege'nin vizyon şehri olacak dedik. Düzenlenen törende açılış konuşmasını yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale'nin bir dünya ilçesi olduğunu vurguladı. 27 adet kamyonumuzun hizmete alınması töreni için buluştuk. Malumunuz daha öncesinde bu hizmetimizi hizmet alma, kiralama suretiyle görüyorduk. Ancak yapmış olduğumuz hesaplara göre son dönemlerde değişen koşullar, ilçemizin alanının çok büyük olması, bir ucundan bir ucuna olan mesafesi hesap edildiğinde bizim için önümüzdeki 5 yıllık süreçte çok ciddi şekilde bir gelir kaybına neden olduğunu tespit ettik. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise konuşmasında Pamukkale Belediyesi'nin çöp toplama hizmetini taşeron olarak değil, kendi araçlarıyla yapmasının önemli olduğunu ifade etti. Bir fazla hizmet etme noktasında gideri azaltma, geliri çoğaltma noktasında gece gündüz gayret eden çok değerli belediye başkanımız Avni Örkü Bey bu araçları alarak kendisinin de bahsettiği gibi belediyemizin giderini azaltacak inşallah. Ama dikkat etmek gerekir, itina göstermek gerekir. Allah'ım inşallah o güzelliği de hep beraber bizleri yaşatsın. Ben tekrar Pamukkale Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm çalışanlarına şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Doktor Sema Ramazanoğlu da Pamukkale'nin marka değerinin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Bu yüksek marka değeri olan beldemizin şimdi yeni hizmetlere bir kapı aralanıyor işte. Bugün sadece bu taşıma, çöpleri taşıma araçlarıyla ilgili bir hizmetin başlangıcı için buradayız. Yeni seçimlerden sonra göreve gelen arkadaşlarımıza, belediye başkanı arkadaşlarımıza ben başarılar diliyorum. Pamukkale Belediye Başkanımıza da başarılar diliyorum. Daha önce hizmet eden başkanımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyorum. Bir Pamukkale ilçesi hayal ediyorum.
Zaten marka değeri olan bir ismi var. Antik kentleri, tertemiz çevresi, havası, huzuru, güveniyle dünyadan birçok insanın gelip ben orada yaşamak istiyorum, orada sağlık bulmak istiyorum dedikleri bir Pamukkale ilçesi hayal ediyorum. Ve konuşmaların ardından protokol üyeleri İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın duası ve kesilen kurdale ile araçları hizmete alındı. Hayata geçiren Denizli'mizi dünya markası yapan bir ilçemiz. Onun için böylesi bir ilçeye belediye başkanlığı yapan eski il başkanımız Avni Örkin'in bu şehri ve bu şehrin tanıtımını çok daha yukarılara götüreceği konusunda inancımız tam. Ve bugün burada hayata geçirdiğimiz, hizmete aldığımız bu araçlar Allah'ın izniyle yerli yabancı hemşehrimiz, vatandaşlarımız, herkesin bu şehrinde, bu şehirde nezafetle, nezaketle, sağlıkla yaşamalarını sağlayacak. Denizli Karadenizliler Derneği tarafından İncili Pınar Parkı'nda 9. geleneksel hamsi şöleni düzenlendi sevgili seyirciler. 5 ton hamsinin dağıtıldığı şölende ünlü sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı. Denizliler şölene yoğun ilgi gösterdi. Kazanlar kuruldu, vatandaşa 5 ton hamsi dağıtıldı, on binlerce Denizlili şölene akın etti. Denizli Karadenizliler Derneği tarafından bu yıl 9.sü düzenlenen hamsi şöleni İncili Pınar Parkı'nda gerçekleştirildi. Son Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Yavuz Ağaralioğlu, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkan Vekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da şölende yerini aldı. Etkinlikte vatandaşlara 5 ton hamsi dağıtıldı. Yaklaşık 5 saat süren hamsi dağıtımında uzun kuyruklar oluştu. Dernek olarak çok güzel bir etkinliğe imza atıyorsunuz ve her sene giderek de artıyor ilgi. Evet. Oldukça da memnunsunuzdur bu ilgiden. Evet. Neler söylemek isteriz şölene dair? Tabii ki kolay değil. 9.sunu yapıyoruz. Bizim artık bir beklenti haline dönüştü. Yani hem bu etkinliği yaparken kurulduğumuzda bunu çok küçük çapta düşünmüştük ama o kadar talep arttıkça bizde de bu heyecan artmaya başladı. 9.sunu yapıyoruz. Yine 5 ton hamsi getirdik. 10 binlerce insan burada. 20 bin üstünde ekmek, ürünlerimiz, kulüp tırlarımız. Bunun yanında tabii bölgemizin son dönemlerdeki en önemli sanatçılardan biri Ekin Uzunlar var. Tabii kolay değil. Gönül esaslı hemşeri derneğinde yönetici olmak. Bunları ortaya koymak. Tabii çok sıkıntı çekiyoruz. Dün 4.30'da yattım. Ama tabii bu coşkuyu, bu kalabalığı, bu katılımı görünce çok mutlu oluyoruz. Yani buraya gelen insanların da sadece derdinin ekmek arası hamsi yemek olmadığını, bir sevgi gösterisi bize karşı. Biz böyle algılıyoruz. Çünkü neyse, hamsi ekmeği her yerde yiyebilir insanlar. Ama bu güzelliğe bir katkı sunuyorlar. Ben hem Karadenizli hem Denizlili hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Denizli Karadenizler Derneği Başkanı Birol Konak etkinlik hakkında bilgi verdi. Hamsi şölenini her sene daha da artırarak gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Arka nesillere aktarmak, gelecekteki çocuklarımıza bunu aktarmak. Çünkü gurbetteyiz, memlekette yaşamıyorlar. Bir de mevcut yaşadığımız ille bunu paylaşmak istiyoruz. Amaç burada memleket özlemi çekenlere bunu yaşatmak, Karadeniz insanının çeşitli yönlerinde buradaki insanlara aktarmak. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla çok özverili çalıştık ve başarılı bir iş yaptığımızı da düşünüyoruz. Yani belki dışarıdan bakıldığında bir etkinlik gibi görünebilir ama burada emek çok fazla, bütçesi çok yüksek. Biz geliri olmayan bir derneğiz. Tamamen burada gördüğünüz gönüllü yönetim kurulu arkadaşlarımızın ve sponsorlarımızın karşıladığı paralarla bu işleri yapıyoruz. Dışarıdan bakıldığında bazı eksiklerimiz oluyor, eleştiri alabiliyoruz ama biz bu eleştiri konusunda da çok takılıp kalmıyoruz. Çünkü bizim yerimizde olmaları lazım bize eleştirenlerin. Çünkü çok kolay iş olmuyor ama şu güzellik bize her şeyi unutuyor. Şölende ünlü sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı. Ege TV mikrofonlarına da konuşan Uzunlar, Denizli'nin kendisinde farklı bir yerinin olduğunu vurguladı. Şu an hemşehrilerimin arasında olmak benim için çok güzel bir duygu.
Dediğim gibi Denizli'nin de benim için ayrı bir yeri var. Çünkü askerliği burada yaptım. Komutanım da orada az önce nerede gitti kayboldu herhalde. Buradayız. 9. Hamsi Festivali'ndeyiz. Yoğun bir takvim içerisinde. Yine aynı şekilde az önceki röportajımda da belirttiğim gibi Paris'ten İstanbul'dan buraya geldik. Ve bu akşam da yine İstanbul'a döneceğiz. Güzel konserlerimize devam ediyoruz. Böyle etkinliklerde olmak, hemşerilerimizin içerisinde türkülerimizi söylemek bizim için çok büyük mutluluk ve onurdur. Allah bize sağlık ve güç verdiği sürece yine bu festivallerimizi ve türkülerimizi tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya yaymaya devam edeceğiz. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarının yanı sıra Karadeniz türküleriyle de vatandaşların kulağının pasını sildi. Evet, İzmir'le devam edelim. Bültenimize sevgili seyirciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi İSSU Genel Müdürlüğü kent tarihinin en önemli altyapı projelerinden birini gerçekleştirmek üzere harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İSSU Genel Müdürlüğü İzmir Körfezi'nin temizlenmesine hız verecek projeleri hayata geçiriyor. İzmir'in nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu merkez ilçelerde birleşik sistem olarak inşa edilmiş kanalizasyon sistemi ayrıştırılacak. Beş havzada 373 kilometre kanal inşa edilecek. Projenin ilk etabında İzmir Körfezi'ni en fazla etkileyen 11 ilçe 5 bölgeye ayrılarak incelendi. Bu çalışmalar sonucunda İzmir metropol alanı içindeki yağmur suyu arıtma sisteminin ana iskeletini oluşturacak 373 kilometre yağmur suyu kanalının ön projeleri hazırlandı. Projenin uygulanacağı havzalarsa şunlar: Meles Havzası, Konak ve Karabağların bir kısmı Buca, Gazi Emir. Güneybatı Kolektörü Havzası, Konak ve Karabağların bir kısmı Balçova. Bornova Bayraklı Havzası, Karşıyaka Bayraklı Çiğli Havzası, Narlıdere Güzelbahçe Havzası. Aynı proje kapsamında inşa edilecek yaklaşım kanallarının da ön projeleri hazırlandı. Böylece yerleşim alanlarının hemen üstünde kalan ormanlık arazilerden bir anda gelen yağmur sularının yerleşim alanlarına girmesiyle oluşan su baskınlarının önlenmesi sağlanacak. Yine bu kapsamda topografyanın aniden düzleştiği bölgelerde yüksek noktalardan şiddetli bir şekilde gelen yağmur sularının kontrollü şekilde dere ve yağmur suyu kanallarına iletilmesi için yağmur suyu depolama tankları yapılacak. Ön projesi hazırlanan çalışmaların uygulama projelerine 2020 yılı içinde başlanacak. Sevgili seyirciler, GDG İzmir DevFest 2019 İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde başladı. Etkinliğe Google bünyesinde çalışan Murat Yener de katıldı. Dijital tarım alanında Okan Alper gençlere önemli bilgiler verdi. Etkinliğe Google bünyesinde çalışan Murat Yener de katıldı. Dijital tarım alanında Okan Alper gençlere önemli bilgiler verdi. İleri teknoloji araçlarla endüstriyel düzeyde bitkiler üzerinden özellikle en iletken olan tütün üzerinden insülin ve grip aşısı üretilebilecek olduklarını söyleyen Alper, gençlerin konuyla ilgili olumlu olumsuz fikirlerini almayı unutmadı. Hızlıca bir de teknolojisine bakacağız bunu. Şimdi bizim yaptığımız olay, yine biraz sonra göstereceğim, her şeyi ölçüyoruz. Dediği gibi ölçüyoruz. Bilgisayarcıyız ya, yani data candır diye. Ben hep onu derim yani, ne yapıyorsan yap data can. Toplayabildiğin kadar data topla. Hatta biraz önce İzzet dalga geçiyordu, logo aldı falan diye. Her şeyi logoyacaksın, her şeyi toplayacaksın. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kameralarla sürekli olarak bütün visual'lar yarım saatte çekiliyor galiba değil mi? Belki yarım saatte bir gün. Çekiyoruz yarım saatte bir ve cloud'a gönderiyoruz, SSH'e gönderiyoruz. Yani her tarafta sample aldığımız kameralar var. O oksijeni ölçüyoruz, karbondioksit ölçüyoruz, pH'ini ölçüyoruz, EC'sini ölçüyoruz, EC'nin electrical conductivity, ısıyı ölçüyoruz, ne kadar güç harcıyoruz, nem miktarı nedir, bunlar sürekli olarak düzenli ölçülüyor ve cloud'a gönderiliyor. Alper, havasız ortamda bitkilerin büyüme hızına uygun olarak çok hızlı ve sağlıklı bir şekilde bitkilerin üretilebilecek olduğunu söyledi. Hızlı büyüyor, ne kadar sürede optimize edebiliyor falan gibi. En önemli şeylerden tersi de machine learning. Yani şimdi sen bir fabrika kurduğun zaman bir dönüm, burada optimum ve homojenik bir ortam yaratamıyorsun, mümkün değil. Yani bir değiştirme imkanı var burada. Ve tabii mekanik renkte çok bizim, yani sürekli şu anda özellikle son birkaç ayda baktığımız bir şey. Yani bunu bir üretim bandı gibi düşünün, havaalanındaki conveyor belt gibi. Bir taraftan ekiyorsun, bir taraftan ürün çıkıyor gibi. İnsansız bir şekilde bunu yapabilir miyiz diye bakıyoruz. Ama yararlar şu şekilde gözüküyor bilmiyorum ama biraz sonra biraz daha göreceksiniz. Bu ofis bölümümüz, şurada laboratuvarlar var. Bunun amacı şu, şu sistemi görüyorsunuzdur, manyak bir para tuttu bunların hepsinde, yani dediği gibi. Şurada şey var, havalandırmasını... Gençlerin konuyla ilgili fikirleri ise teknolojik gelişmelere karşı sorgulayıcıydı. Eğitimler Tepekule Kongre Merkezi'nde devam edecek. Bir mikro element var bitkini kullandığı.
Şurada yine bir raspberry pi kutumuz var. Buraya reçeteyi JSON dosyası olarak veriyorsun. Bu herif gidiyor buradan hepsini çekiyor, şuraya koyuyor, su koyuyor, karıştırıyor ve ilgili yere gönderiyor. Böyle bir sistem yaptık yani inkjet printer'a benzeyen. Ama şu bizim üretim ortamımız. Şimdi burada amaç şu. Her chamber'da, yani şurada biraz daha mesela şunlar fanlarla ısıyı kontrol ediyoruz. Şurada besin kaplarımız var. Besin kapları her raf için birbirinden farklı ve içinde ayrı sensörler var. Şuralarda kameralarımız var. Karbondioksit ölçüyoruz, işte bilmem ne ölçüyoruz, ısı falan hepsini yapıyoruz. Bunun amacı şu laboratuvarın. Sevgili seyirciler, Uşak'ın köylerinde yağışların olmaması nedeniyle yağmur duası ve mevlitler okunmaya devam ediyor. Yurdun çeşitli bölgelerinde susuzluk çekilmesi ve yağmurun yağmaması nedeniyle yağmur duaları yapılıyor. Bu kapsamda Uşak Kapaklar Köyü'nde de 5 gün ard arda yağmur duasına çıkıldı. Dua programına il müftüsü Kazım Güzel de katıldı. Haksızlığı helal edin. Neyi helal edin? Adamın affedersin Harman'dan malını kaldırmış. Ötekinin mirasında malını hile ile elde etmiş. Ötekinin bilmem ne bileyim iftira atmış. Ne etti adam? Neydi sen helallik ettin, istedin? Onun için değerli kardeşlerim. İl müftüsü Kazım Güzel, öğle namazı öncesinde köy camiinde köy halkı ve misafirlere yağmur duası ile ilgili vaaz verdi ve öğle namazını kıldırdı. Ardından köy meydanına gelerek yağmur duası yapıldı. Ellerimizi ve gönüllerimizi sana açtık ya Rabbi. Biz kendimize yazık ettik, zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsan, bizi affetmezsen, bizler hüsrana uğrayanlardan oluruz. Ya Rabbi bizleri hüsrana uğrayanlardan eyleme. Bizleri kurtuluşa erdirdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Dua programına AK Parti Genel Meclisi Grup Başkanı Ali Işık, Meclis Üyeleri Mehmet Aslan, Ümit Orzum'un yanı sıra çevre köylerden gelen muhtarlar ve misafirler katıldı. Yapılan dua sonrasında yemekler yendi, arda kalan yemekler de öğrenci yurtlarına gönderildi. Ya Rabbi bizler umudumuzu sana bağladık. Rahmetini senden istiyoruz. Bizleri en kısa zamanda bol, bizlere en kısa zamanda bol bereketli yağmurlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi içimizdeki yaşlılar hürmetine, çocuklar... İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği ödül gecesinde ödüller sahibini buldu sevgili seyirciler. Gazeteciler uzun uğraşlar sonrası tatlı bir rekabetle ödüllerine ulaştı. Uzun bir maraton sonrası 16 takım 40 karşılaşması sonrası kupanın sahibi Turkuaz Medya oldu. Gazeteciler uzun uğraşlar sonrası tatlı bir rekabetle ödüllerine ulaştılar. Uzun bir maraton sonrası 16 takım 40 karşılaşma sonrası kupanın sahibi Turkuaz Medya oldu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Ligi 2019 Ünver Ergün sezonunun kupa ve bileket takdim törenine hoş geldiniz. Bugün basın ligimizin ödül gecesi için bir aradayız. İzmir'in basın emekçilerini yine bu sezonda bu turnuvaya çok yoğun ilgisi olduğunu gördük. Tam 16 takım 8 Ekim'de başlayan mücadeleyle tatlı bir rekabet içindeydiler ve 1 Kasım tarihinde de büyük final maçıyla da şampiyon sahibini, kupa sahibini buldu. Tabii ki amacımız basın emekçiler arasında birliği, beraberliği, yardımlaşmayı sağlayabilmekti. Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar kurabilmekti. Programda konuşan Erdan Erek, her anlamda İzmir ve değerlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz ve bunu her yıl yapma gayreti içerisinde olacağız dedi. İzmir ve değerlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Birçok konuda gazetecilerin ve çağın gereklerine ayak uydurmasını ve bu doğrultuda faaliyetleri yürütmesi için çalışmaktayız. İyi Gece Basın Ligi de genç gazetecilerin kaynaşması ve birbirlerini tanıması için önemli olduğunu bilincindeyiz. O yüzden bunu her yıl yaparak bu geleneği sürdürme gayreti içerisinde olacağız. Turnuvayı gerçekleştirirken tabii ki meslektaşlarımızı da unutmuyoruz ve her yıl farklı bir isim altında yapmaya çalışıyoruz. Ünver Ergün ise meslek hayatı boyunca genelde Türk sporuna ve İzmir sporuna büyük emekleri olan ve katkıları olan bir meslektaşımız.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ise ikinci kez basın ligi organize ettik. Bu sene bu yıl Ünver Ezgin sezonundayız. 16 takım 40 karşılaşma tatlı rekabetin yansımaları da yaşadık. Çok samimi sıcak bir ortamdayız dedi. Çok güzel bir ödül gecesinde sizlerle birlikteydik. Neler söylemek istersiniz? Bizim için gerçekten böyle son derece keyifliydi. Aslında turnuvalarımız da çok keyifli geçiyor. Bu kez ikincisini yaptık. Ünver Ergin sezonu adı koyduk. Geçtiğimiz yıl Şevket Özçelik adına sezonu isimlendirmiştik. Bu yıl Ünver Ergin oldu. Ne kadar güzel, ailesi de burada bizimle birlikteydi. 16 takım İzmir'de basın mensuplarından oluşan, onların kurumlarından oluşan veya kurumu olmayanların da farklı isimlerle turnuvaya katıldıkları 16 takımlık bir karşılaşma. Son derece keyifli. Zaten güle oynaya başlandı. Öyle de gitti. Elbette sporun verdiği o heyecan sırasında farklı farklı duygular yaşanıyor. Ama en önemlisi, her tarafından kuşatılmış bir sektördü. Bu kadar zorlu, bu kadar sıkıntılı, bu kadar baskılar altında kalıp kaygılar içerisinde meslek yaşamını sürdürmeye çalışan arkadaşlarım için bu aslında biraz da bir soluklanma, bir kendine gelme, bir belki de yeniden enerji toplama ve bir arada buluşup sadece spor amaçlı değil, belki de orada dostluklarını pekiştirecek farklı bir buluşmayı da gerçekleştirmiş olmaları çok önemli. Biz buna devam etmek istiyoruz. Bu tip yeni etkinliklerle sevgili meslektaşlarımızın biraz daha moral bulmasını, depolamasını istiyoruz ama... İstanbul Bahçeli Evler Abidin Park Öğretmen Evi'nde BESAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Kaynar, Bilgi Eğitim ve Sosyal Araştırmaları Merkezi tarafından kahvaltılı program düzenlendi. Kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Çok kıymetli ilçe milli eğitim müdürlerimiz, çok kıymetli şube müdürlerimiz, çok kıymetli meslektaşlarım, müdür arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli başkanları, yönetim kurulu üyeleri, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, yönetim kurulları. İstanbul Bahçeli Evler Abidin Park Öğretmen Evi'nde BESAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Kaynar, Bilgi Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi olarak düzenledikleri kahvaltılı toplantıda konuşmacı olarak eğitimci yazar Dr. Nadir Çomak katıldı. Çomak, iklimi oluşturan öğretmenler başlığı altında katılımcılara seslendi. Muhtarlarımız, il meclis üyelerimiz, her biri birbirinden kıymetli dostlar. Dostlar kelimesi sanıyorum bütün ünvanların ötesinde bir kavram. Onun için bu salonda olan bütün şu anda bu havayı teneffüs eden siz kıymetli hazirunu dost üst başlığında gönlümüze yazdık. Dünyanın en kıymetli öğretmenlerine merhaba, 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 merhaba. Dünyanın en zeki, en yetenekli insanlarına merhaba. Ben bugün burada bizi bir araya getiren başta BESAM Başkanımız Mehmet Kaynar kardeşim, hocamıza, Nadir hocama çok teşekkür ediyorum. Beşikten mezara kadar öğreneceğimiz her şey var. Bugün de çok şeyler öğrendik. Programa BESAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Kaynar, Doktor Nadir Çomak, AK Parti Bahçeli Evler Başkan Vekili Zeliha Yıldız, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Arif Dede, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, öğretmenler, Bahçeli Evler ve Güngören sakinleri katıldı. Değerli izleyicilerimiz, bugün Öğretmenler Günümüzü kutlarken BESAM'ın organize etmiş olduğu toplantıda öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlamak üzere yanımızda AK Parti Bahçeli Evler Başkan Vekili Zeliha Yıldız Hanımefendi var. Günün anlam ve önemine binaen bir defa evvela BESAM'a teşekkür ediyoruz. Mehmet Hoca hakikaten güzel bir organizasyon gerçekleştirmiş. Nadir Hocamız da çok güzel bir konuşma yaptı. Öğretmenin ne demek olduğunu, öğretmenlik kavramının ne demek olduğu üzere güzel de bir konuşma oldu. Hakikaten güzel bir organizasyondu. Günün anlamına binaen aslında öğretmenlik kavramının bugünlerde ne denli daha önemli olduğunu görmüş olduk. Zira Türkiye artık ayakları yere sağlam basan, bulunduğu coğrafyada söz sahibi olan, dolayısıyla güçlü bir Türkiye
portresi çiziyor. Dolayısıyla yetişecek olan nesillerin çok güçlü olması ülke. Büyükçekmece Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Öğretmenler Günü balosu bu yıl 3500 öğretmenin katılımıyla yapıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Büyükçekmece Belediyesi'nce düzenlenen Öğretmenler Günü balosu TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün aileleriyle birlikte davete katılan öğretmenleri kapıda karşılayarak tek tek selamladı. Gecede Başkan Akgün tarafından Büyükçekmece'deki en genç öğretmen Sevtap Yılmaz'la en kıdemli öğretmen Aytekin Yetim'e plaket takdim edildi. Emekli Öğretmenler Derneği'ne eğitim verdiği katkılardan dolayı Başkan Akgün öğretmenler adına çiçek verdi. Sevtap Yılmaz ve en kıdemli öğretmenimiz Sayın Aytekin Yetim'e alkışlarla... Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün öğretmenler geleceğin mimarı olarak tanımladı. Hiç ara vermeden yapmış olduğu iki önemli kutlama vardır. Özel kutlama. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü ve Öğretmenler Günümüzdeki bu öğretmenlerimizle buluşma günü. Öğretmenler balosu ve Cumhuriyet balosu. Bu akşam 3500 öğretmenimizle TÜYAP Fuar Merkezi'nde yine Öğretmenler Günümüzü kutluyoruz. Öğretmenler ülkemizin geleceğinin mimarları. Esasında toplum mimarıdır her bir öğretmen. Çünkü yeni nesilleri büyütüp onlara şekil veren ve onları şekillendiren öğretmenlerdir. Başta bas öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle şükranla anıyoruz. Ruhları şahat, mekanları cennet olsun. Gecenin sonunda Başkan Akgün ve 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Süleyman Çelebi, Büyükçekmece'de okul yaptıran eğitim ayı severlerine teşekkür ederek çiçek takdim etti. Eğitime verdiği desteklerle bilinen Denizli'nin önde gelen iş insanlarından Hasan Tekin, Ada 73 yaşında hayatını kaybetti sevgili seyirciler. Rahmeti Rahman'a uğurlamak için son görevimizi yaparak toplanıyoruz. Eğitimi verdiği desteklerle bilinen ve ismini taşıyan bir de okulu bulunan Denizli'de iş insanı Ada Çorab'ın sahibi Hasan Tekin Ada hayatını kaybetti. Evlerde onlar şifa insanıyla Allah'ım. Dertlerimize devamlar, borçlarımıza devamlar, Allah'ım. Adanın vefat haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Denizli'deki fabrikadan mendil üretimi yaparak sektöre adım atan Anadolu'nun ilk çorap fabrikasını kuran Hasan Tekin Ada eğitime de ciddi katkılar sağladı. Yer Sera kumlarında. Yani kendisi devamlı araştıran, yenilemeye çalışan, yeni şeyler getirmeye gayret gösteren bir büyüğümüzdü. Biz kendisiyle de zaman zaman bir araya gelip özel sohbetlerimiz olurdu. Onunla sohbet ettiğim zaman gerçekten ben tüm böyle sıkıntılarımdan çıkardım. Huzur bulurdum. Karşılıklı keyifli bir sohbetimiz olurdu. Şakalaşırdık. O kadar muhabbetimiz güzeldi. Ben onu severdim. O bizi sevdiğini düşünüyorum. Allah'ım rahmet eylesin. Mekanı cennet etsin. Ailesine, çocuklarına başsağlığı diyorum. 73 yaşında hayata veda eden Hasan Tekin Ada için Üftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'nde tören düzenlendi. Denizli protokolü, iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı törende aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Hangi sahne sesleniyor? Bu hadistir. Allah Resulü en iyi vaiz diyor, en iyi hatip Mevta'daki, Mustala'daki Mevta'dır diyor. Konuşan bizim bir vaizler insanlar değil, en iyi vaiz odur diyor. Geri kalan sayı nefeslerinizi bir değerlendirin, Allah kul olur, Resulü olur diyor. Musallada bulunan merhum Hasan Tekin Ada, asri mezarlık 72. adaya defnedilecektir. Buyurun, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hayırsever iş insanı Hasan Tekin Ata, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla asri mezarlıkta toprağa verildi. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Her kişi ve bu mezarlıkta, kabristanlıkta, Denizli civarında geçen bütün mevkalarımızın, tabi cemaatin bir sorun için. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin il merkezi ve ilçelerde hayata geçirdiği 8 kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi 2019 yılının ilk gününden itibaren yüzme öğrenmek isteyen vatandaşların akınına uğradı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında yaptığı Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ile birlikte il merkezinde 3, ilçelerde ise 4 adet olmak üzere hayata geçirdiği toplam 8 kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi birçok spor dalında hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl 8'e ulaştırdığı kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi özellikle yüzme öğrenmek isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2019'dan başlayarak bugüne kadar 7'den 70'e 50 bin dolayında vatandaş 8 ayrı noktada verilen yüzme kursu eğitimlerine katıldı. Denizlilerin her dönem yoğun ilgi gösterdiği yüzme kursu kayıtlarının Denizli merkezdeki Kayıhan, İncilipınar, Anafartalar, Dokuz Kavaklar ve Çakmak Karahasanlı kapalı yüzme havuzları için internet adresinden veya Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'nden yapılabiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zoran, Denizli'nin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir kent olması için sessiz çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Sevgili seyirciler, Sivas Valisi Salih Ayhan 24 Kasım Öğretmenler Günü programında ilkokul öğretmenini karşısında görünce duygu dolu anlar yaşadı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programa Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu ve çok sayıda öğretmen katıldı. Program saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuşma yapmasıyla devam etti. Şöyle baktığımızda gerçekten ilkokul öğretmenleri çocuğun kişiliğinde, karakterinde, ruhunu adeta bir sanat gibi, hayatını sanat gibi işliyorlar. Onun için öğretmenlik mesleği aynı bir sanatkarlıktır, öyle görmek lazım. Hocamızın o zor şartlarda Kütahya'dan geldiler. Anadolu'nun ta bir ucundan bir ucuna. Ama o da ilk unutamaz Ömer köyünü, Ömer hocam gibi unutmuyor. Bunlar da unutmuyor. Bunlar güzel hatıralar. Programda Vali Ayhan'ın konuşma yaptığı esnada slide perdesine Ayhan'ın ilkokul öğretmeni Emel Uluer'in görüntüleri yansıtıldı. Bu sırada Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Sivas'a getirilen Uluer salona girdi. İlkokuldan sonra hiçbir öğrenci orta öğretime devam etme imkanı yoktu yıllarda. Hep bunun endişesini yaşadım. Araştırma içinde oldum. Ne yapabilirim diye düşündüm. Daha sonra yatılı bölge okulu aklıma geldi. 4 öğrencimi oraya götürdüm. Ama bunlardan 3 tanesi bıraktı. Salih devam etti. Biz ona yol açtık. O hedefine ulaştı. Hayallerine ulaştı. Salih çok çalışkan bir öğrenciydi. Yani bir insan biraz önce konuştuk. Seviye 7'sinde neyse 70'inde de. Kırgut büyüdü, iyi oldu. Tek farklı bu. Hocam teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok mutlu oldum. Mahcup da oldum. İlkokul öğretmenini karşısında gören Vali Ayhan duygulu anlar yaşadı. Ayhan yapılan sürprizin şaşkınlığını yaşadıktan sonra öğretmenine çiçek takdim ederek elini öptü. Uler, Bayburt Çifte Taşköy İlkokulu'nda mezun olan Ayhan'a ilkokul diplomasını verdi. Benim günüm oldu, öğretmenim günüm. Programda konuşan Vali Ayhan, her öğretmenin yeri farklıdır ama ilkokul öğretmeni gerçekten unutulmuyor dedi. Öğretmenlerimizi unutmamamız gerekmekte. Buradan da bu da çıkmaktadır. Hakikaten ilk atandığım zaman aradım. Onu da unutmamış hocamız. Okul müdürünü aradım da yanlış anlaşılmasın. Acaba çağırıyor mu diye. Gönül ister ki hep ta Ayanak'la gitmek lazım. Böyle de bir güzel bir an olmuştu. Çok ince düşünmüşsünüz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hakikaten ilgilendiğini söylemek istiyorum. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler için ant içme töreni düzenlenen programda emekli öğretmenlere ise şeref belgesi verildi. Sadakatle bağlı kalacağım. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını. Sevgili seyirciler, Türkçenin doğru kullanımı amacıyla Sivas Belediyesi ile Cumhuriyet Üniversitesi ortak bir çalışmaya imza attı. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe sözlük İlkokul 4. sınıf öğrencilerine dağıtılmaya başlandı.
Programa Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Sıddık Savaşçı, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Profesör Doktor Recep Toparlı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman katıldı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Sıddık Savaşçı, belediye başkanımız geldiği günden beri eğitime destek veriyor. Her zaman eğitimcilerin yanında. Kendisine teşekkür ediyorum dedi. Bugün burada çok kıymetli iki misafirimiz var. Sayın Başkanımız ve Üniversite Rektör Yardımcımız Recep Toparlı Hocamız. Bugün başkanımız geldiği günden beri eğitime çok fazla destek veriyor. Her zaman eğitimcilerin yanında. Ben velilerim, öğretmenlerim ve öğrencilerim adına kendisine şükranlarımı sunuyorum. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eğitimi her alanda desteklemek adına hem fiziki şartlarda hem de materyal noktasında hem de manevi olarak eğitim camiasının, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu göstermek adına hazırladığımız projelerle birlikte okullarımızı bizzat yerinde ziyaret ediyoruz. Müdürlerimizin, velilerimizin, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, belediyemizden okulla ilgili, mahalleyle ilgili taleplerini, beklentilerini yerinde görüp ve çözüm odaklı olarak eğitimimizi destekliyoruz. Başkan Bilgin programın detayını da anlatarak Profesör Doktor Recep Toparlı hocamız öncülüğünde ilimizde öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerimizin tamamını dağıtacağız. Bunun dışında da eğitim camiamızda bir ve beraber olmaya devam edeceğiz dedi. Şuna inanıyoruz. Türkiye'de yapılması gereken en önemli husus kaliteli bir eğitim vermektir. Gençlerimizi, öğrencilerimizi iyi bir eğitimle yetiştirmektir. Bugün Türkiye iyi bir noktadaysa bunda eğitim camiasının büyük bir önemi vardır. Bugün Türkiye'yi yönetenlerin de öğretmenleri var. Onlar da öğrencilik sıralarından geçtiler ve bugün Türkiye'yi bu noktaya getirdiler. İnşallah bugün burada pırıl pırıl bu gençlerimiz de güzel okullarda siz çok değerli öğretmenlerimizin verdiği eğitimle birlikte yarının Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz. Başkan Bilgin, Fatih Mahallesi'nin her türlü hizmet hak ettiğine de vurgu yaparak ilkbaharda Fatih Mahallemizde talep edilen Gençlik ve Hanımlar Kültür Merkezi'nin temelini atacağız dedi. Konuşmaların ardından Başkan Bilgin ve beraberindekiler sınıfları ziyaret ederek 4. sınıf öğrencileriyle kısa sohbetin ardından öğrencilere Türkçe sözlükleri takdim ettiler. Sevgili seyirciler, Sivas'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde kadına şiddete hayır diyen bir diğer kuruluşsa AK Parti Kadın Kolları oldu. Partili kadınlar tarihi kent meydanında bir araya gelip kadına yönelik şiddete karşı tepki gösterdi. Bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele ve uluslararası dayanışma günü. Biz hak kadınlar olarak aşağıdaki çağrımızı sadece kadınlarla değil, insanlıktan bir nebze nasibini almış, herkese yapmak üzere 81 ilimizde eş zamanlı olarak toplanmış. 81 ilde olduğu gibi Sivas'ta da AK Parti İl Kadın Kolları ve beraberindeki kadınlar 25 Kasım Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Törende kadınlar her türlü şiddete karşı turuncu çizgi çektiler. Bizler AK Parti'nin 5 milyona yaklaşmış kadın üyesi adına genel geçer cümleleri kurmak ve dostlar alışverişte gözüktüğü misali buluşmalar için toplanmak. Dünyada kadın ve şiddet kelimelerini kullanarak oluşturulmuş cümleler ile ülkemizde ya da yurt dışında siyasi istismar yapanlar gibi üstünlüğü taslamak için de toplanmalı. Sadece kendi rahatlığını ve konforunu düşünüp her fırsatta sahte gözyaşları dökenler gibi olmak için de burada değil. 17 yılı aşkın iktidarımızda her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle Bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. Tarihi kent meydanında bir araya gelen grup adına açıklama yapan AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, AK kadınlar olarak sadece kadınlara değil, insanlıktan bir nebze nasibini almış herkese çağrı yapmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını belirtti. Kadınlara karşı ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendinin her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadelelerle kadına ve aslında insana yakışan hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir.
Cumhuriyet Halk Partisi Sivaslı İl Kadın Kolları 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde kadına şiddete hayır dedi. 1981 yılında Dominik'te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı'nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü olarak kabul edildi. Geçen 25 Kasım'dan bu yana bu topraklarda kadına yönelik şiddet yine artarak devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Kadın Kolları 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde kadına şiddete hayır sloganıyla İl Başkanlığı binasında bir araya geldi. İl Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısında konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Güney, bundan 59 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı özgürlük ve hak mücadelesi veren Mirabel Kız kardeşlerinin başına gelen vahim olaya dedi. Kadınlar her gün şiddete, tacize ya da tecavüze uğradı. 2019'un ilk 10 ayında 383 kadın öldürüldü. Bunlar sadece medyaya yansıyanlar. Cinayetler kadınların en yakınları tarafından işlendi. Bazıları uzaklaştırma kararına rağmen öldürüldü. Yani devlet kadını korumadı. İşte bu yüzden kadın cinayetleri politiktir. Biliyoruz ki onlar eşit değilsiniz dedikçe kız kardeşlerimiz öldürülüyor. Onlar eşit değilsiniz dedikçe kazanımlarımız elimizden alınmaya çalışılıyor. Onlar eşit değilsiniz dedikçe emeğimiz yağmalanıyor. Bunlar yetmezmiş gibi önümüzdeki günlerde yasalaşması konuşulan yargı paketine göre nafaka hakkımız kısıtlanmak isteniyor. Amaç kadının erkeğe bağımlı yaşaması, şiddetin her türlüsüne ses çıkaramaz hale getirilmesi. Biz eşitiz, varız. Uğradığımız şiddete karşı susmayacağız. Bir kişi daha eksilmemek için mücadele edeceğiz. Geleceğimize ve hayatımıza sahip çıkmak için bir araya geldiğimiz ve şiddetsiz bir memleket hayal ettiğimiz bugün de biz daha çok bir olacağız, ir olacağız, dir olacağız. Kadınlar dün haklarını almak için nasıl meydanları boş bırakmadılarsa bugün de meydanlarda olacak diyen Zehra Güney'i. Bugün 2019'un Türkiye'sinde tüm değerleriyle yağmalanmış bu memlekette intihar haberlerin, krizin, savaşın hayatlarımızı ve haklarımızı hedef alan yasa tasarılarının ve artarak devam eden kadın ölümlerinin ortasında 25 Kasım'ı Emine Bulut'un son sözleriyle anıyoruz dedi. Ve bugün 2019'un Türkiye'sinde bütün değerleriyle yağmalanmış bu memlekette intihar haberlerinin, krizin, savaşın, hayatlarımızı ve haklarımızı hedef alan yasa tasarılarının ve artarak devam eden kadın ölümlerinin ortasında 25 Kasım'ı Emine Bulut'un son sözleriyle anıyoruz. Ölmek istemiyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü'nde kadına şiddete dur demek için Sivas'ta bir araya gelen bir diğer grupsa Cumhuriyet Kadınları Derneği oldu sevgili seyirciler. Bu sebeple 1981 yılında toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı'nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü ilan edilmiştir. Cumhuriyet Kadınları Derneği üyesi bir grup kadın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. 1999 yılında ise Birleşmiş Milletler 25 Kasım'ı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul etmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenen politikalara ve uygulamalara karşın kadınlara yönelik insan hakları ihlali ve kadınlara karşı ayrımcılık biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet yaygındır. Dünya üzerinde tüm kadınlar ülke, etnik köken, sınıf, din, ekonomik veya sosyal statü gözetmeksizin toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalma riskiyle karşı karşıyadır. Grup adına açıklamayı okuyan Cumhuriyet Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yazman Hülya Orhon, 25 Kasım 1960 tarihinde yaşanan vahim olayı hatırlatıp kadına yönelik gösterilen şiddeti kınadı. Kadına yönelik şiddet ülkemiz açısından da önemli toplumsal sorunlardan biridir. Eski adı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Hacettepe Üniversitesi aracılığıyla yaptırdığı 2014 tarihli kapsamlı rapor ortaya koymaktadır ki, ülkemizde kadınların %36'sı fiziksel, %12'si cinsel, %44'ü psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında Sivas'ta Tarihi Kent Meydanı'nda
KESK Kadın Kolları tarafından basın açıklaması yapıldı. Sadece Eylül ve Ekim ayında abla basalım geldim. 86 kadının katledildiğini görüyoruz. 25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde ülke çapında birçok demokratik kitle örgütü, siyasi parti ve emek meslek örgütlerinden kadınlar eşit ve özgür yaşamak istiyoruz diyerek basın açıklaması, yürüyüş gibi çeşitli etkinlikler düzenledi. Onlardan biri de Sivas KESK Kadın Kolları Başkanlığı oldu. En fazla kadının şiddete uğraması, öldürülmesi, daha çok çocuğun istismar edilmesi olmaktır. Kadına kalkan eller kırılsın. Kadına kalkan eller kırılsın. Kadına kalkan eller kırılsın. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle KESK Kadın Kolları tarafından kent meydanında basın açıklaması gerçekleştirildi. Başta kanun ve kararnamelerle işten atmak olmak üzere yasal ve hukuki dayanağı olmayan uygulamalar artmıştır. Tüm bu politikalar iş yerlerinde daha fazla eşitsizlik, yoksulluk, ayrımcılık, cinsiyetçilik, mobbing ve şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Sivas Konfederasyonu olağan ikinci genel kurulunu üye federasyonlar ve diğer misafirlerin katılımı ve kadın kolları yönetiminde yer aldığı Eyüp'te bir restoranda gerçekleştirdi. İsmail Erdem'le yola devam kararı alınan kurulda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları, federasyona bağlı başkan ve yöneticiler, iş ve siyaset dünyasından birçok isim yer alırken İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, Sivas Konfederasyonu Başkanı Kemal Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Osman Boyraz, Nevzat Çatıroğlu, Abdullah Güler ve aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı Komisyon Başkanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, divan başkanı olarak da kurulda görev alan eski dönem AK Parti Milletvekili Ali Turan, eski dönem Milletvekili Selam Uzun'un yeni sıra diğer davetliler yer aldı. Düzenlenen kurulda yeniden başkanlığa seçilen ve yola devam diyen İstanbul Sivas Konfederasyonu Başkanı İsmail Erdem şunları söyledi. 900'e aşkın derneğimiz var, vakfımız var, federasyonlarımız var, konfederasyonlarımız oldu. 1948'li yıllardan bu tarafa emek veren hemşerilerimiz hem Sivas'ı unutturmamak, Sivas'ın kültürünü, tarih ve medeniyet değerlerini, kültürel mirasını gurbet yere çıkan hemşerilerimizle buluşturarak, gençlerimizle tanıştırarak büyük bir fedakarlıklar içerisinde gönüllü teşekkürler o günden bugüne kadar geldi. Emeği geçen tüm hemşerilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Alın teri döken, fedakarlık yapan, bugün de halen derneklerimizde, vakıflarımızda, federasyonlarımızda yöneticilik yapan hemşerilerimizi de yürekten kutluyoruz. Bir hayır işidir, gönül işidir. Parayla pulla yapılmıyor. Burada özellikle de yıllardır birçok tanıdığımız isimler var. Köylerine sahip çıkan, ilçelerine, beldelerine sahip çıkan, zaman zaman yalnız kalsa da yola yürümeye devam eden çok sayıda saygıdeğer hemşerimiz var. Bir diğer katılımcı AK Parti Sivas Milletvekili ve Milli Savunma Bakanlığı Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz ise şunları söyledi. Hepimizin yerine genel bir konuşma yaptı. Onun söylediklerini aynen yineliyorum, altına imza atıyoruz. Burada söylenen bütün kardeşlerimiz söyledi. Bizim gücümüz birliğimizden geçiyor. Dolayısıyla da Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Eğer birliğimizi, dirliğimizi kaybedersek güzel kardeşlerim, herkes kaybediyor, kimse kazanmıyor. Ama biz bir olursak, beraber olursak güçlü oluruz. Güçlü olduğumuzda da Sivas kazanıyor. Dolayısıyla birliğe, beraberlik denildiği yerde dikkat etmek lazım. Kavga etmek için, kusur aramak için, sebepler aramak yerine birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek hususları, sebepleri bulmak ve onları öne çıkartmak Sivas'a yapılacak en büyük hizmettir diye düşünüyorum. Dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Nedir saltanat? İşte başkanlık yarışlarıdır, milletvekilleri yarışlarıdır, belediye başkanlığı yarışlarıdır. Bunlar nedir? Cihan kavgasıdır. Yani gelip geçicidir. Olmaya bahtu saadet, dünyada vahdet gibi. En büyük mutluluk birlik, beraberliktir. Vahdet. Birlik olursa ailede birlik olursa ailede huzur olur, mutluluk olur.
Deneze Kop spor haberlerini sunar. Evet, şimdi ise spordaki gelişmelerle devam edelim. Bültenimize sevgili seyirciler, Süper Lig'in 12. haftasındaki Demir Grup Sivasspor deplasmanda İstikbal Mobilya Kayseri Spor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın 24. dakikasında konuk ekip Sivasspor öne geçti. Orta sahada Umut Bulut'tan kaptığı topla hızlı hareket eden Fernando rakiplerini geçerek ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdi. Selçuk'ta meşhur yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu ve Sivasspor 1-0 öne geçti. 44. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Kayseri Spor'da Henrique'nin golüyle karşılaşmada bir birlik eşitlik sağlandı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. 70. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Adebayor kafayla uzaklaştırdığı top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Cezayı içerisinde topun gelişine sert vuran Emre Kılınç meşhur yuvarlığı ağlara göndererek Sivasspor'un ikinci golünü attı. 74. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın kaleye paralel gönderdiği pasa arka direkte topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt açısı dar olmasına rağmen yakın mesafeden kaleyi gönderdiği şutta meşhur yuvarlığı filelerle buluşturdu ve karşılaşmada 3-1'lik üstünlüğü sağladı. 90+4. dakikada Sivasspor bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin şık pasında Erdoğan Yeşilyurt uygun pozisyonda meşhur yuvarlığı ağlara göndererek karşılaşmanın skorunu belirledi. Demir Grup Sivasspor Kayseri Spor deplasmanından 4-1'lik skorla ayrılarak liderliğini sürdürdü. Sevgili seyirciler, TBL'de mücadele eden Merkez Efendi Belediyesi basket takımı başkanı Veli Deveciler taraftara teşekkür etti. Türkiye Basketbol Ligi'nde son olarak kendi evinde oynadığı Gemlik Basketbol'a bir sayı farkla mağlup olan Merkez Efendi Belediyesi Basket Başkan Vekili Veli Deveciler'den taraftarlara mesaj var. Başkan Deveciler, taraftarımıza takımı hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Tüm basketbol liglerinin en iyi seyircisine sahibiz. Yönetim kurulumuz alınan kötü sonuçlardan dolayı hayli üzgün. Takımla alakalı tüm önlemleri aldık. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Akhisar maçıyla birlikte tekrar yükselişe geçeceğiz. Kazanan takımın en kısa zamanda sahada olacağını ve büyük seyircimizin desteklerini ve güvenliğini her zaman hissetmek istiyoruz, dedi. Öte yandan hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Akhisar maçının hazırlıklarını ara vermeden devam eden Merkez Efendi Belediyesi basket takımında sakatlığı nedeniyle Gemlik maçında oynayamayan Gökhan Yazıcıoğlu görev verilmesi halinde oynayabilecek. Deneze Kop spor haberlerini sundu. Güncel döviz piyasalarında bugün dolar 5.74, euro 6.32, cumhuriyet altını 1773 ve ons 1456 liradan işlem gördü. Erzincan Ergan Dağ Kayak Tesisleri hava durumunu sunar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde alınan verilere göre yarın bazilerinde en yüksek hava sıcaklığı tahminleri şöyle. İstanbul 18, Ankara 10, İzmir 17, Sivas 12, Denizli 17, Uşak 15, Muğla 17, Afyon 13, Kütahya 14, Aydın 20, Manisa 14, Erzincan 12, Erzurum 7 ve Kars 6 derece. Erzincan Ergan Dağ Kayak Tesisleri hava durumunu sundu.